Ben Burak Onur Erdem, festivalin direktörlüğünü üstlendim. Dünyanın en önemli koro etkinliğini Türkiye'de ağırladık. 2500 kişi 6 gün boyunca İstanbul'da buluştu. 6 yıl sonra buluştu. Şu anda IFCM'de konuşulan şey şu, Dünya Koro Camiası'nda. İstanbul'daki bu sempozyum olmasaydı, tüm koro camiasının buluşacağı bir yer olmayacaktı. Dünyada pandemiden sonra yeniden bir hareket yarattık. Buraya gelen bütün misafirlerimiz de bunu söyledi. Yeniden bir canlılık yarattık. Aynı zamanda Türkiye Koro Müziği için de büyük bir hareket yarattık. Zaten var olan Türkiye'deki korolar, Türkiye'deki festivaller, Türkiye'deki eğitimler bütün etkinliklerin adeta bir birleşmesiyle ortaya büyük bir enerji çıktı. İstanbul bu dönemde dünyanın koro başkenti oldu. 60 ülkeden 2500 kişi buradaydı. Ve tüm kıtaları, ülkeleri koro müziğiyle birleştiren adeta bir merkez olduk. Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde Dünya Koro Sempozyumunu en iyi şekilde organize ettik, en iyi şekilde ağırladık. Bize gelen geri dönüşler 1987'den beri yapılan sempozyumlar arasında çok öne çıkan, çok iyi organize edilen ve tüm katılımcılarımızın da ufkunu değiştiren bir sempozyum olduğu, festival programıyla, koroların kalitesiyle, konuşmacıların ilham verici içerikleriyle, konser salonlarının doluluğuyla, dolu bir açılış, dolu bir kapanış geçirdik. Seyirciler koltuk bulmakta zorlandı. Koro müziğine böylesine büyük bir ilgi Türkiye tarihinde de görülmedi ve dünyayı da olumlu anda şaşırttığımızı düşünüyorum. Festivalin ardından yaptığımız toplantılarda Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun Fransa Yönetim Kurulu üyesi şu sözü söyledi. Artık dünyada koro müziği deyince akla gelen ilk ülkelerden biri Türkiye olacak.